mücevherçilik nedir? Cilt kaplama nedir? Eski bir Türk sanatı aynı zamanda. Evet. Bununla ilgili ilk önce bilgi alalım sizden. Efendim, cilt ve mücevherçilik kadim bir sanattır. Neticede kitapların muhafazasını öncelikle ele almaktayız. Mücellitlik insanoğlunun var olduğu günden beri var olan bir meslektir. Kadim bir sanattır. Bunun tabi Selçuk'u var, Osmanlısı var, Abbasi devri var, Emevi devri var. Çok eskilere gittiği için biz buna mücellit diyoruz. Mücellitler her türlü restorasyon, patoloji, şemse, kalıp, köşebent, selbek, miklep kısımlarını ifa eden, ama burada dikkat etmemiz gereken bir mesele var ki devirlerine göre yapan kişilere mücellit deniliyor. Zaten mücellitlerin de bir hususiyeti, yani olmazsa olmazlardan biri de mücellit bildiğini değil kitabın istediğini yapma gibi bir hususiyeti vardır. Osmanlı cildini tutup da bir İran cildi yapmanız abes olur. İran cildine de tutup bir Memlük cildi yapmanız abes olur. Evet. Bunun için bunlara dikkat etmek gerekir. Bu da tecrübeyle olan bir şeydir. Efendim, bir Memlük cildinin kendine has özellikleri vardır. Osmanlı cildinin kendine has özellikleri vardır. Mesela mimari stilde de bu böyledir. Tesip sanatında da böyledir. Cilt sanatında da böyledir. Uzun yıllar Süleymaniye Kütüphanesi'nde hizmet ettim. 23 yıl hizmetim vardır. Orada 1969'dan 81 yılına kadar biz bunun eğitimini aldık. Hizmet içi eğitim kurslarımız vardı. O zaman Kültür Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıydı. Bakanımız da Rıfkı Danışman Bey'di. Erzurum milletvekiliydi. Evet. Hizmet içi eğitim kurslarında 1981'e kadar eğitimlerini aldık biz bunu. Tecrübe kazandık. 1981 yılından sonra da bizzat mücellitlik işine başladık. Evet. İşte Ebru sanatı, efendim, klasik şemselerin basılması, köşebentlerin basılması, devirlerine göre klişelerin yerleştirilmesi, şirazi örmeler, böyle bir uzun çalışma oldu. 1983 yılında Suriye'ye gönderildim UNESCO nezaretinde. Ben 2000 yılına kadar resmi olarak görevime devam ettim. 2000 yılında da emekli oldum. Emekli olduktan sonra da gördüğünüz bu atölyede işlerime devam ediyorum. Gerek Osmanlı ciltleri olsun, Selçuk ciltleri olsun, Memlük ciltleri olsun, işte bize gelen eserlerin muhteviyatına göre ciltleri yapmaya devam ediyoruz. Meslekte kaçıncı yılınız? Şu anda mesleğimi 50 yılını doldurmuş buldum. Evet. Önümüzdeki Temmuz ayında tam yarım asırı devirmiş olacağız. Efendim, bir çalışmadır. Mesleğimi de seviyorum. Tabii bir eser kurtarmak mühim bir iş. Yani neticede bize gelen bu emanetleri gelecek nesillere aktardığımız için büyük bir mutluluk duyuyorum. Evet. Tabii bu kolay olmuyor bu işler. Evet. 2011 yılında Afganistan'da dünyanın en büyük Kur'an-ı Kerim'i yazıldı. 2,5 metre boyunda, 1,5 metre eninde el yazması ve tesibi yapılmış bir Kur'an-ı Kerim'in cildini yapmakla görevlendirildim. Elhamdülillah, onu da yapmak bize nasip oldu. Tabii zaman neleri yıpratmıyor ki? Biz de bu yaprakları restorasyon yaparken bu yıpranmaları gidermek için önce kimyagerler bu işe müdahale ediyorlar. Yani bu rutubetten kaynaklanan arızalar var. Bunları durdurmak gerekiyor. Makinalarda bunları, içindeki larvalar, efendim, haşeratı gideriliyorlar. Sonra patoloji işine giriliyor. Şu anda patolojide büyük bir gelişme var. Çünkü Japon kağıt denilen bir kağıt çıktı. Bunlar bu 30 sene önce yoktu bunlar. Şu anda bu Japon kağıdıyla bunlar yapılıyor. Kimler geliyor peki bu kitapları görmek ve almak için? Bunu genelde sahaf esnafı bize geliyor. O koleksiyoner insanlar geliyor. Bir de resmi kuruluşlardan bize geliyor. İşte biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.